Değerli dostlarım herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızdaki yasal uyarıyı dinlediniz. Duyuruları gördünüz arkadaşlar. Abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Değerli dostlarım katına yine dahil olarak farklı kategoriler üzerinden istediğiniz hisse emtia kripto para analiz isteklerinde bulunabilirsiniz. Videonun altına da referans kimliğimi bırakıyorum. 7-24 yüzlerce kripto para birimi arasında al sat yapabilirsiniz. Binance borsası üzerinden kaydınızı gerçekleştirip işlemlerinizi yapabilirsiniz binance borsası bildiğiniz üzere dünyanın en yüksek hacimli en güçlü güvenlikli kripto para borsası değerli dostlar kaydınızı gerçekleştirip buradan işlemlerinizi yapabilirsiniz artı binance TR'yi de yine referans kimliğimi bırakıyorum %10 komisyon indiriminde oradan faydalanabilirsiniz hem global hem de TR bazlı değerli dostlarım Evet. Katıla arkadaşlarımız tarafından sorulmuş olan hisseler var. Yapı Kredi, Bimaş, Penguen Gıda, Goodyear, Gübre Fabrikaları, Datagate, Kervan da, Akdeniz Yatırım Holding ve BNB kripto parası sorulmuş. İsterseniz hızlı bir şekilde bunları cevaplandıralım değerli dostlar. Yapı Kredi Bankası. Haftalık grafik üzerinden baktığımız zaman net bir şekilde arkadaşlar şöyle bir destek bölgesi olduğu gözür görülüyor. Bu da olumlu bir görüntü arkadaşlar. Güzel bir tablo burada hakim. Bakın şöyle uzatalım. Bakınız süper arkadaşlar. Bakınız nokta atışı diyebileceğimiz tarzda bakınız destekler, dirençler hepsi ne yapmış arkadaşlar? Çalışmış durumda. Evet. Yapı Kredi Bankası ne güzel. Bakınız haftalık grafimiz destek bölgesinde. Muhteşem arkadaşlar. Bir arkadaşımız yine katla dahil olan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Yani böyle dikkate çeken bir banka var mı diye sormuştu. Biz de yapı krediyi aldık arasından seçtik. Diğer yine banka hisselerini yine değerlendiririz. Burada güzel bir kanal trendi ve bu kanal trendinin destek bölgesinde yer alıyoruz arkadaşlar. 2 TL altında haftalık kapanış yapmadığı müddetçe sakin sıkınıt koruyarak hareket edebilirsiniz Yapı Kredi Bankası'nda. Bakın kanal dışına taştığı zaman 2 TL bantlar altında sıkıntı olabilir ama şimdilik pozitif görüntü devam ediyor değerli dostlar Yapı Kredi Bankası'nda. Evet. Şöyle bir saatlik grafiği alalım. Grafiği sıfırlayalım. Haftalıkta gördüğünüz tablo oldukça net değil mi değerli dostlar? Ya burada e, saatlik grafikte ise şöyle bakınız bir e, düşen kırılımına doğru gidebiliriz. Bir tepe noktası bakınız oluşmuş. 1 iki, 3. tepeye doğru gidiyoruz arkadaşlar. bakalım üçüncü tepe oluşturup geri mi dönecek yoksa buradan bir hareket başlayacak mı? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Yapı kredi de görüntü bu arkadaşlar. Evet. Geri çekilmeler olabilir ama 2 TL bandına kadar geri çekilmeler yine makul karşılanabilecek düzeyde ölçüler arkadaşlar. Bir maşa bakalım. Evet, e, MA50 üzerinde tutunma gayretini görüyoruz. Kaç burası? Şöyle bakın, 66 bantlar arkadaşlar. 66 seviyelerin üzerinde MA50 üzerinde tutunduğunu göreceğiz. E, şimdilik MA50 bazlı takip edelim arkadaşlar. E, 66'nın altında 65 bantları falan birazcık riskli bölgeler tabii. 66'nın üzerine e, kapanışlar gerekli diyebiliriz. Günlüğüne bakalım. Şöyle 4 saatlik şu hareketli ortalamaları daha doğrusu indikatörleri merak ediyorum. 4 saat güzel. Teknik görüntü güzel arkadaşlar. 4 saat grafikte yani bir yukarı doğru yine hareketi görebiliriz. Ama bu hareket sınırlı mı olur? Şöyle baktığımız zaman bakınız. Burada da bir net bir direnç noktamız var arkadaşlar. Bu direnç noktası aşılmalı. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakınız, test ediliyor. Aşılamıyor. Ha buradan tekrar bakınız, bu dirence doğru bir hareket potansiyelimiz var arkadaşlar. Şöyle alalım burayı da. Bakın şurada küçük çaplı bir düşen kırılımı gerçekleşiyor. Oldukça pozitif bir görüntü arkadaşlar. Mavi alanda bakınız, bir düşen kırılımı gerçekleşmiş durumda. Birinci dip, ikinci dip, bir ikinci dip adayı da yine karşımızda durmakta. E, ortalama arkadaşlar 64 bantlar. Bakın şu bant 64'ün altına düşmedi. Müddetçe yine korkmayın. Yukarıda bakınız 67-68 bandına doğru bir atak görülebilir. Evet. Yine e, saatlik bazda dikkat çekici nokta. Bakın şöyle bir dip hattının oluştuğunu görüyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Güzel. Ya yani burada bir sıkışma hakim. 64 ila 67-68 bandı arasında gelgitler söz konusu olabilir. Penguen gıdaya bakalım şimdi de. Penguen gıda yine daha önce teknik analiz çalışmasını yaptığımız hisselerden bir tanesi. Yani düşen bir kanal trendi içerisinde gidiyor. Şöyle tekrar çizilebilir. Hatta günlükte çizelim. Daha net olsun grafiği sıfırlayalım. Bakınız arkadaşlar. Şu bölgede bir düşen kanal trendi söz konusu. Şöyle aldığımız zaman net arkadaşlar. Düşen kanal trendi halen devam ediyor. Hareketli ortalamanın altında seyrediyoruz. Yani bu da yine bir baskı unsuru. Yani değerli dostlar buradaki her hareket bir tepki hareketi olarak kalacaktır. Ne zaman ki bu düşen kırıldı o zaman pozitif değerlendirilebilir. Evet. Penguen yangi daha da e, 320 bandları şöyle bir destek. Değerli dostlar yukarıda ise 14 4, 20 bandı karşımızda durmakta arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet 320 destekli 4.10 e, dirençli takip ediyoruz. Penguen gıdayı düşen bir kanal trendi içerisinde yolculuk devam etmekte. Uyumsuzluk. Evet dikkat çektiğimiz hususlardan bir tanesi. Daha aşağıda dipler. Aynı zaman diliminde daha yukarıda dipler. Bir negatif uyumsuzluk var. Umarım bu uyumsuzluk bizi yukarıya taşır. Umarım bu uyumsuzluktan kaynaklı 3.20 bantlar altına bir daha görmeyiz arkadaşlar. Evet güzel bir görüntü oluşabilir. İyi takip edelim. 3.20 destekli yol alınabilir. Pozitif bir uyumsuzluk söz konusu. Goodyear'a bakıyoruz. Evet Goodyear'da da şöyle bir görüntü. Bakınız. Ana destek çalışmış. Süper çalışmış. Bizim burada mantığımız şu. Geri çekilip tekrar yol alabiliriz. 6.47 altına sarkmadığımız müddetçe rahat olun arkadaşlar. Evet 6.47 altı kapanışlar gelmedi. Müddetçe rahat olmakta fayda var. Yani yüzde bir iki geri çekilir tekrar ileri gider. Burası olabilir. Kırmızı çizginin üstünde her şey mübah arkadaşlar. İstediği hareketi yapsın bu çizginin üzerinde. Yeter ki çizginin üzerinde kalsın. Evet. İsterse şöyle bir omuz yapsın. Top oluştursun. İsterse direkt bassın gitsin. Ama kırmızı çizginin altına sarkması birazcık risk arttırır. Yatayda da altı geri destekli takip edilebilir değerli dostlar. Gübre fabrikalarına bakıyoruz hemen. 4 saatte ilginç bir alım üretmiş gibi gözüküyor. MACD indikatörü. Bakalım. Güzel. Yani oluşumlar güzel. Arkadaşlar bakın burada eğer ola ki geri çekilmeye kalktık. Yani bizim tozu, tozumu, tozumuzu alacakları yer 49-50 bantlar arkadaşlar. Evet umarım bu seviyeler test edilmez. Bakın şu seviyeler majörik destek bölgesi. Şimdi bizim dikkatimizi çeken husus nedir burada? Şöyle baktığımız zaman Artık daha önceki hareketler gibi direkt aşağı çakılma yok. Biraz gel gitler yapıyor. Özellikle hareketli ortalamalar ile iyice sıkışmış durumda. Şöyle bakalım hareketli ortalamalarımıza kaçmış. EMA 21. 61, 96, 62. Arkadaşlar 62 seviyesi üzerinde pozitif. Evet. Olası geri çekilmelerde kullanılabilecek stop loss noktaları nelerdir? Hemen ona da bakalım. 59, 85, 57, 10 arkadaşlar. 62'nin üzeri pozitif. Evet gübre fabrikalarının 62'nin üzeri teknik anlamda pozitif. Geçelim burayı da. Data gate'e bakalım bir de. Evet. Şu majör destek noktaları çok önemli arkadaşlar. Direkt haftalıktan kapacağım burayı. Net bir destek arkadaşlar. Bu destek ağı umarım bizi biraz daha yukarı taşır. Kaç diyecek olur iseniz bu nokta. 12 70 şurası kaçmış 11 80 yani 12 bandı ortalama stop losslu takip edilebilir arkadaşlar. Şimdilik teknik görüntü güzel, ee, yükselen kanal desteği üzerinde yer almakta. Bir günlük grafiğe bakalım. Evet güzel. Ufak tefek sorunlar var nedir? İşte ee, daha doğrusu sorunlar değil mi? Ufak tefek sinyaller var. Aslında burada bir uyumsuzluk var. Pozitif uyumsuzluk. İste dipleri aşağıda ama bakıyorsunuz arkadaşlar RSI yatay e, kısımda devam ediyor. Burada sağlıklı gösterge şu olacaktır arkadaşlar. Muhtemelen. Bakınız. E, DataGate RSI'ye bakın arkadaşlar. RSI kırılım gerçekleşir ise sıkıntı. Yani 52-53 bandlar üzerinde RSI riskli arkadaşlar. Evet. DataGate'deki görüntü bu. Kervan gıda. Hemen kervan gıdaya da bakıyoruz. Daha önceki çalışmalarımızda bir formasyon oluşur mu dedik. Oluşmadı. Çizimleri kaldıralım. Evet muhteşem bir destek örgüsü burada söz konusu. Kervan Gıda'da değerli dostlar. 1, 2, 3, 4, 5. test. Bakınız arkadaşlar tekrar ediyorum. Bu testi gösteriyor olmam hemen çıkacağımız gideceğimiz anlamına gelmez. Stop loss'unuzu koyun arkadaşlar. 15 bandı bakın stop loss noktası. Buradan döner tekrar yukarı alım fırsatı yaratır oluşturur. 15'in altına sarkarsa iş çığırından çıkar arkadaşlar. Bu bölge önemli. 15 destekli takip ediyoruz. Burada 16 60'lara kadar bakın şu teple ve hareketli ortalamanın kesiştiği noktaya kadar bir hareket olabilir. Önemli olan bundan sonrası arkadaşlar. Yani teknikte bir sıkıntımız şimdilik yok. Geçmiş zirvelere bakalım. Evet görüldüğü üzere yükselen bir kanal içerisinde halen devam etmekte. Akdeniz Yatırım Holding. Evet, iki tane çıkıyor. Evet, Akdeniz Yatırım Holding. Maalesef aşağı doğru kırılmayı görüyoruz. Tepkisi oluşacaktır illaki. Ya sarı bölge ya da üstteki siyah bölge. Bakınız burada da 1.50 seviyesi stop loss noktanız olsun arkadaşlar. Evet. 1.50 stop loss da takip edilebilir. Yukarıda da bakınız. Ortalama şu seviyeleri baz alalım. 2 e, bağında arkadaşlar. Evet 1.50 desteğimiz 2. İlk yakın vade teknik hedefimiz ve bundan sonrası yine takip edilir, değerlendirilir. Önemli olan MA 21in üzerinde kalıcı olması, MA 50'nin üzerinde kalıcı olması arkadaşlar kırmızıyla gösterdiğimiz EMA 21 siyahla gösterdiğimiz EMA 50 bandı değerli dostlar. Evet. 1.50 destekli takip ediyoruz. O kadar net arkadaşlar. 2'nin üzerinde tekrar yolculuk e, yukarı doğru hızlanabilir. 1.50 stop loss noktanız. Bir sorulmuş. Aldı başını gidiyor arkadaşlar. Daha geçen gün analizini yaptık işte 4 saatli alalım burayı. Bakın şurada sıkıştırdık. Yukarı kırdı. Devam ediyor. Yani herhangi bir bozulma şu anda söz konusu değil. Teknik oldukça şık. Evet. Bakınız yükselen kanal trendi. BNB'de ve yine bu kanal içerisindeki sıkışma yine yukarı doğru kırdı. Yani dikkat edeceğimiz nokta işte şu seviyelerde temas sonrası geri çekilme gelebilir. Evet. Şu bölge önemli arkadaşlar. Evet. Bir bir de pozitif seyir devam ediyor. Yükselen kanal trendi de devam ediyor. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ne zaman kanal dip bölgesi altına sarktık o zaman değerlendirilebilir. Şimdilik pozitif. Evet değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla, sağlıcakla kalın. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Sadece BNB teknik analizine baktık. Yükselen kanal trendi içerisinde. Bunun dışında arkadaşlar Akdeniz yatırım olduğu Gıda, DataGate gübre fabrikaları, Goodyear, Penguanga'da BIM, AŞ ve yapı kredi hisselerinde değerlendirmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın değerli dostlarım.